Ahşap canlıdır. Aynı insan gibi bedeninde canlı hücreler bulundurur. Yaratılıştan beri ahşap hep vardı. Kur'an'da adına yemin edilmiş zeytin ağacı gibi binlerce yıllık bir bağlılıkla göğe yükselirken tekliğin, toprağa tutunurken derin köklerin aynasıdır ağaçlar. Tıpkı insan gibi yaratılışın tabiatın bağrında yeşermiş, yaşayan halidir. Belki dal budak salmıştır ama gövdesinin tekliğiyle tevhidi hatırlatır. Çünkü Allah'ın güzelliği ve güzeli sevmesi gibi, insan da topraktan aldığı güzelliklerin her çeşidini toprağa bağlı ağaçta görür. Sanatçı ise yerleri ve gökleri nuruyla kaplamış olan Allah'ın yeryüzündeki tecellisini ahşapla anlamlandırır. Oyma işini yaparken insan bazen böyle bir hayale dalar. Bir film şeridi gibi hayatı veya yaşantısı gözünün önünde böyle akar gider. Kahramanmaraşlı ahşap ustası Ökkeş Usta da ahşabın özünde Allah'ın güzelliğini arar. O güzellik ve ahenk ustayı hayallere daldıracak, ruh ve mana bütünlüğü içinde kendi hayatı, kendi yaratılışıyla birleştirecek ve o an zaman anlamını yitirecektir. Nez Usta ahşabı işlerken dünyavi işlevinden uzaklaşıyor. Tek düşüncesi üzerinde yapmış olduğu çalışmanın en ince detaylarına kadar inerek güzel bir eser çıkarmanın huzuru içerisinde işlevine devam ediyor. Geleneksel sanatlar suyun ve yeşilin şehri Tarsus'ta yüzlerce yıldır arzı endam eder. Taşın ve ahşabın birbirini tamamladığı eserler şehrin kadim kültür ve medeniyet birikimini oluşturur. Kutsal topraklardan kuzeye, Anadolu içlerine uzanan inanç yollarının ilk kapısıdır Tarsus. Sanatın farklı inanışlardan esinlendiği, sanatçılarınsa eserlerini önce Allah'a sunduğu bir medeniyet merkezi. Belki de bu yüzden ahşap, Tarsus'ta İnanan insanın feyzini artırmak için mimarinin en nadide örneklerinde kullanıldı hep. Taş duvarların, mermerin ve çininin bittiği yerde ahşabın sadeliği, sıcaklığı ve inceliği başladı. Kendi dükkanımızda kalfalarımızdan gördüğümüz ağaç kırıntılarından falan oyuncaklar yaparak yetiştik. Benim ustam babam. Ahşabı işlemek, küçük kırıntılardan büyüyen bir heyecan olup ustasını çepeçevre sarar. Kendini arama gayretiyle başlayan bu serüven zamanla büyüyecek, bir heves olmaktan çıkıp hayatın anlam arayışına dönüşecektir. Zaman geçmiştir, öğle olmuş, yemek bile aklına düşmemiş, akşam olmuş, soyutlamışsınız kendinizi her şeyden, dalmışsınız işe, bir bakmışsınız, işte yürümüş. Ustası ahşaba dokunmaya, sanatının çizgileri belirmeye başladı mı, zamandan azade bir dünyanın kapıları açılıverir önünde. O anda ne dünyanın nimeti ne gelecek kaygısı. Ustası için sadece ağacı, keskisi ve alın yazısı vardır. Kahramanmaraş çok önemli yolların kesişim noktası. Bir kere burada ciddi bir nüfus hareketi var. Dolayısıyla bu hareket ciddi bir birikime sebep olmuş. Yüzyıllar boyunca Mezopotamya'ya ulaşmaya çalışan insanlar, onun arkasından İstanbul'a ulaşmaya çalışan insanlar, Uzak Doğu'nun kapılarını açmak isteyen insanlar bu önemli bağlantılara bu yol üzerinden kavuşmuşlar. Anadolu coğrafyası kültürü, sanatı ve medeniyeti yüzyıllar boyu derinden etkiledi. Kahramanmaraş,
Suriye ve Mezopotamya'yı Kapadokya ile Anadolu'nun derinliklerine bağlayan önemli kervan yollarının kavşağında yer almasıyla geleneksel sanatlarda hep belirleyici oldu. Bu büyük medeniyet birikimi inançla birleşti ve geleceğe uzanan eserler bıraktı. Ustanın ahşapta işlediği, geleneksel olana verilen değer ve insana dair umuttur. Bu umutla yaşamak, geleceğe en değerli mirası bırakmaktır. Çünkü bu miras, özünde yaratılıştan gelen sonsuz bir sabır ve tevekkül barındırır. Makinede bir ruh yoktur. Makineye bir program yüklersin, o program üzerine gider. Ama en ince detayı kadar düşünemez. Bir tırnak dediğimiz, bir tırnak çalışması işin rengini, şeklini tamamen değiştirir. Tarsuslu Nesih Usta için geleneksel sanatlar bir yönüyle insanı insan yapan ruhun esere yansıtılma biçimidir. Nasıl hiçbir yaratılan birbirine benzemezse, ustanın vücuda getirdiği eserlerinde hiçbiri birbirine benzemez. Sanatçının ruhundan eserin benliğine kazınan küçük bir dokunuşta yahut bir çizgide ayırt edilir birbirinden. Teknoloji yanı sıra bize bir sürü külfet de getirdi aslında her konuda, bu kendi işimizde değil. Bizim eskiden o ilkel aletlerle Maraş'ta demircilerimizin yaptığı oluklu kalem deriz, düz kalem deriz, iskarpele deriz, onları gene aynı şekilde yapıyor şu anda. Uygulaması aynı, pek bir şey değişmedi. Oyma işi gene aynı ilkel aletlerle yapılıyor. Onlar temel aletler, vazgeçilmez aletler bizler için. Ustanın külfeti kimseye değil, yalnız kendisinedir. Çabası, eserinde aradığı mükemmellik için harcadığı emekte gizlidir. Bu yolculuğa yokluk ve imkansızlıklarla çıkmış olsa bile yaratıcının verdiği kudret, ecdadın öğretisiyle birleşir. Coğrafyanın önemli bir özelliği var. 7 kilometrelik bir alan içinde 4 mevsimi yılın her zamanda yaşayabilme şansınız var bu şehirde. Bu şehir bir su cenneti. Dolayısıyla herkesin yaşamak isteyeceği, en azından belli bir dönem tatmak isteyeceği bir yer burası. Bunun sayesinde, bu güzelliği sayesinde bir sentez oluşturma imkanına kavuşmuş buradaki sanatçı. Gelenlerden biriktirdikleriyle kendi gönlünü birleştirmiş. Maraş'ın sanatı böylece ortaya çıkmış diye düşünüyorum. Coğrafya, toprak, su ve insanın kaderini burada birleştirdi. Sanatçı, kader çizgisinin daha yaratılışta belirlendiğini bildi ve suyun yatağında akması gibi o yoldan hiç ayrılmadı. Ahşap oymacılığı, ecdadımızın nesilden nesile aktardığı estetik birikimin aynası. Atalarımızın yüzlerce yıl öncesinden gelen ve hayranlık uyandıran eserleri, bugünün ustalarına hep yol gösterici oldu. Ağacın suyuna göre gitmesi lazım. İnsanlar da öyle. Yani insanların suyuna göre giderseniz, sizden iyi kimse yok, siz kazanırsınız nihayetinde. Ama bunun karşıtı olursa gamga fırlatır ağaç. Kabul etmez sertliği. İlla suyuna gideceksiniz. Ama suyuna giderseniz çok güzel motifler elde edersiniz. Yeryüzünde kurulmuş düzenin ahengi tabiatın özünde gizlidir. Esas olan bu düzenin yolundan sapmadan onu takip edebilmektir. Bu sırra erenlerin önünde açılan varlık ve yokluk kapısıdır. Sanatçı ahşapa çizdiği her çizgide bu gerçeği işler.
gelenekli sanatlar bir şekilde aktarılıyor. Usta hakkı çok önemlidir. Dört atayı sayarken Kahramanmaraş'ta büyüklerimiz ustayı sayarlar içinde bir tanesi olarak. Bir insana ya da herhangi bir durumda hakkı teslim ettiğiniz zaman Allah-u Teala size bütün kapıları açar. Tevazu sahibi bir insan, ahşaba baktığında kendi yaratılış hikayesinden parçalar bulacaktır. Bu yüzden ahşap ustalığı da engelleri kaldırıp hayır kapılarını açan bir zikir gibidir. Bir sıkıntının bin hayır kapısını açması ondandır. Ahşap kullanılıp atılmaz, miras bırakılır. Ama ahşabın ne zaman hazır olduğuna karar verecek olan sanatçı değil, ahşabın kendisidir. Ustalık da önce ahşabı dinlemekle ve hazır olduğunu anlamakla başlar. Alırız, biçeriz, kuruturuz, fırınlatırız, iskif yaparız, bekletiriz. Mamül hale getirmek için birkaç sene geçer aradan. Hatta evimizin kışlık acil böyle İyaşesinden ziyade kendi iyaşemizi tedarik ederiz. Çalışmak, işimizi devam ettirmek için. Önceliği kerestemize veririz. Usta gündelik ihtiyaçlardan önce ahşabı düşünür ve onu hazırlar. Çünkü o sadece dağdan kesilip sanatçının önüne konulmuş bir malzeme değildir. İçinde geçmişin sırlarını saklayacak bir derya vardır artık. Kadınların umudu ve çocukların geleceği onun içinde gizlidir artık. Çeyiz yapan kadın, Allah-u Teala'ya yaklaşmanın bir yolunu bulmuş çeyizle beraber. Her iğnesinde Rabbine yakarıyor. Dua ediyor aslında, geleceği hayal ediyor, kurguluyor kafasında. İnsan asırlar boyu ahşapla birlikte yaşadı. Onu geliştirdi ve geleceğini bir oya gibi işlediği ahşabın içine sakladı. Koca bir ömrü, evladının gelecekte kuracağı yuvasını önce onun sıcaklığında biriktirdi. Böylece gelenek, ustalığa emanet edildi. O gün gelip yavrusu yuvadan uçana dek. Hem babamdı hem ustamdı. Dükkanda bazen sert çıkardı haliyle. Haklıydı şimdi, hak veriyorum ona. Olması gereken şeyler vardı. Onları öğren diye baskı yapardı. Kızardım içten içe. Ama sonra babamın vefatından sonra atölyede işimi devam ettirdiğim zaman babamın haklılığına hak verdim. İnsan ömrü gibi sanatçının ömrü de hep biriktirdikleriyle değerlidir. Kuşaklar değişse de ustalıkta değişmeyen, görünenin ötesine geçme tecrübesidir. Atadan öğrendiği bir gün gelip görünür oldu. İşte o an geldiğinde artık usta, zanaatın sadeliğini ve geçmişin doğruluğunu kavrayacaktır. İyi bir usta, mesleğine açtır. Arayış içerisindedir. Gece yarısı kalkarım, masaya oturur, onu çizmeye çalışırım. Hanım der ki, niye? Kafamda kaldı bu. Ben bunu çizmezsem uyuyamam. Öğrenme ve yeni bir yol bulma arayışı, usta için hiç tükenmeyen bir çabadır. Ecdadın yaptığı her işte inancının hizmetinde olduğunu bilmesi gibi, her çalışmasında aynı tefekkürle onu hatırlar. Ve her anında yeni eserinin desenini hayal edecektir. Ben düşünüyorum günümüzde onları yapmak mümkün değil. Şimdiki gelişmiş el aletleri olduğu halde o eski işleri vücuda getirmek çok zor. Geleneksel sanatlarda ecdadımızın bıraktığı miras bize hala yol gösteriyor. Geçmişte ahşapla insan arasındaki ilişkiyi bilen usta, yeni eserlerinde ondan feyz alıyor, sanatını geleceğe taşıyor. Bütün bu uğraş içerisinde usta,
geçmiş tecrübelerin aydınlattığı yoldan yürümeyi kendine bir görev biliyor. Türkiye sınırlarını aştı yaptığımız şeyler. Birçok Avrupa ülkelerinde yapılan camilerde bizim Maraş'ımızdan giden çok güzel eserler var. Minber, mihrap gibi. Ahşap oyma sanatında nesiller arasında köprüler kurulur. Öğretinin temeli, atadan aktarılan görgü ve bilginin aynı sabır ve titizlikle işlenmesidir. Hepsinin içinde ise Allah'ın rızasını kazanma kaygısı vardır. Sanatçının tüm uğraşı eserlerinde bu seviyeye erişmek, onun rızasını kazanabilmektir. Meyveli ağacı mümkün değil, kestirmeyiz, kesmeyiz. Artık kurumuş, miadını doldurmuş, yaşlanmış ağaçları. Gene de ona saygıyla yaklaşırız. Sanatçı bu uğraşında ağacın Allah'ın yarattığı bir canlı olduğunu bilerek çalışır. Yaradandan ötürü ona ihtimam gösterir. Kurumuş bir ceviz ağacına bile saygıyla davranmanın özünde yatan, işte ustanın bu itikadıdır. Bu itikadın temelinde usta, Allah, dünya ve kul arasında mevcut olan yönünü büyük ölçüde etkileyen bu düşünceleri eserine aktaracaktır. Bir ıhamur ağacı yumuşaktır, suyu da güzeldir, her türlü yöne çalışır. Bunu oyarken çıkarmış olduğu ses, kırt kırt böyle bir hafif böyle bir ağacın yontulduğunu belli eder. Bunu o anda hissederken insanın ruhunda farklı şeyler oluşuyor. Eserin müessir olabilmesi, ustanın ahşapla kurduğu bağla mümkündür. Keskinin ahşapta çıkardığı ses sanatçının ruhunu besler. O anda ne şan, ne şöhret, ne de beşeriyet hatırlanacaktır. Ufacık bir tahta parçasında insanda olduğu gibi yüzlerce, belki de binlerce bakteri var. Biz bunu kurutmak için önce güneşe koyarız şöyle. Oradaki canlı hücreler güneşe maruz kaldığı için sıcaklık duyarlar. Daha serin olan, gölge olan alt tarafa kaçışırlar. Bu kaçışma esnasında bu tahta yamulur. Aman sıcak oldu, aman sıcak oldu diye serin yere koşarlar. Serin yere hücum ederler. Bir gün sonrasına tahtayı ters çevirir. Bu sefer tersine yamulur. Ahşap böyle hareket halindedir. İslam'da sanat sonsuzluğun ifadesidir. Bu yüzden ahşapla insan arasında görünmez bir bağ vardır. Bu bağ, yaşayan iki canlının birbirinin sıcaklığını duymasına benzer. İnsandan insana da görünmez bir yol, onları birbirine bağlayan bir sır vardır. Ustalık da o sırra ermekte, insanın özündeki güzel huyları açığa çıkarmakta gizlidir. Ustalıkta sınır yok. Kimse diyemez ki ben usta oldum artık, bu işi bitirdim, hitame erdim. Daha çok eksiklerimiz var esas. Sanatkar için ustalaşmak hiç bitmeyecek bir arayışı temsil eder. Hep öğrenmek, yeniyi keşfetmekle geçen bu sürecin aynası sabırdır. Usta bilir ki, kök salıp göğe yükselen ağaçlar gibi kendi serüveni de sürüp gitmektedir. Ustalık, esere bakıldığında kimin elinden çıktığını bilmektir. Her eserin kendine has, ustanın ruhundan bir parça olması onu ayrı kılan güzelliğidir. Herkes
eserin kime ait olduğunu bilir ama hiçbir eser bir öncekinin aynısı değildir. Çok zevkli bir iştir bu mesleğimiz. İnsan yaptıkça keyif alır yaptığı işten. Hele bir de yaptığı iş hoşuna giderse para ikinci planda kalır. Öncelikle yaptığınız işi kendinizin beğenmesi lazım. Kendiniz beğenirseniz el alem de beğenir. Demek ki güzel bir şey yapmışım. Siz ondan büyük keyif alırsınız. Zaten bizi mesleğe bağlayan da bu oldu galiba. Usta ahşapla iç içe geçtikçe ve Hakk'ın kelamını ona işledikçe zanaatına olan bağlılığı da artar. Önce yaptığı işi kendisi beğenmelidir ki gönül rahatlığıyla bu benim eserimdir diyebilsin. Bu ağaç işiyle uğraşan kişiler hep bakmışımdır ben, hep eli erdemli olur. Az da olsa elektrikten anlar, ne bileyim ben su işlerinde eli erdemli olur. Biz öyle deriz, eli erdemli olmak. Dinin doruğu ahlak, ahlaki eylem ve davranışların içselleştirilmesi ise fazilet ve erdemdir. Erdemli insan, helal ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınan kimsedir. Ustalık da elinin erdemiyle değerini bulur. Baba gibi davranır kalfasına, çırağına. Tabii önce kendini sevdirecek ki çocuk ustadan dolayı işi de sevecek. Eğer gelen çırağımız ustayı sevmezse o işte başarılı olması mümkün değil. Ustanın öğretisinin özünde de insanlık ve sevgi vardır. Usta, mesleğinden önce bu insanlığı ve sevgiyi çırağına aktarmalıdır ki gelenek geleceğe taşınabilsin. Bu iş daha çok insana sabretmeyi öğretir. Bu en önemli şey. Yani zamana bağlı bir iş, yaptığımız iş. Siz bir haftalık işi 4 güne sığdıracak olursanız olmaz. İşi akışına bırakacaksınız. Yani sabredersen goruk olur üzüm. Ahşap ustası farklı meziyetleriyle birlikte insanın benliğini de bilir. Çünkü ahşap ustalığının özünde inanç, sabır ve tevekkül yatar. İnsanın insana sabrıysa, yaratılmışı yaradandan ötürü sevmekle başlar. Usta bilir ki, bu ilmi hakikatten uzaklaşırsa, eserin özünde yalnız madde kalacaktır. Keskinin ahşapta açtığı yol gibi, ustalık da bir yola girmektir. Bu yol hiç bitmeyecek, Hakk'ın divanına varana dek sürecek bir öğrenme ve öğretme çabasıdır. Bu çabayı eşsiz kılan kamil olana varma, doğruyu ve güzeli ahşapa nakşetme heyecanıdır. Ecdadımızın verdiği eserlerdeki ustalık ve kudret, ahşap ustasına hala yol gösteriyor. O eserlerdeki sanatın inceliğini anlayabilmek, ecdadın kurduğu medeniyetin sırrına ermek demektir. O medeniyetin temelinde hak, insan ve yaratılışın mükemmelliğini arama uğraşı yatar. Bizim ismimiz Hakkak. Hakkak Osmanlı'da hak eden anlamındaymış. Biz onun için onu telif hakkını aldık. Hakkak, hakkı. Yani bu işi yapanın aldığı ücret hakkı. Tarihte hakkaklık, sert cisimler üzerinde oyma sanatını gerçekleştirenlere verilen isimdi. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar yüzyıllar boyu hakkakların yaptığı mühürler, devletin kudretini, hakkın kelamını temsil etti. Allah'ın adıyla başlayan o mühürler, şimdi ahşapa yön veren ustalara rehberlik ediyor.